Fotoğraf, üç boyutlu dünyanın iki boyutlu iz düşümüdür. İnsanlara zamanda yolculuk yapma fırsatı sunan görsel eserlerdir. Şimdi sizleri fotoğrafın tarihçesiyle ilgili hazırladığımız videoyla baş başa bırakalım. İyi seyirler. Yunanca'dan gelen potos, ışık, graps, hapsetmek. Yani ışığı hapsetmektir fotoğrafın Türkçe karşılığı. İlk akla gelen donmuş bir kare olsa da aslında bu pek böyle değildir. Günümüzde kullandığımız dijital görsel teknolojinin temelidir fotoğraf. Yani fotoğraf olmasaydı televizyonlarda sadece grafik çalışmalar ve çizgi filmler görürdük. Veya sevdiklerimizle görüntülü konuşamazdık, video çekemezdik. Hayatımızın o kadar içindeki aslında sanki bir anlığına olmasa dünyamızda kör olacakmışız gibi. Düşününsene, fotoğraf olmasa nasıl görebiliriz başka ülkeleri? Değişik kültürleri nasıl keşfedebiliriz ki? Ya da sevgilimizi özleyince bakmaz mıyız bir kere bile olsa o küçük kareye? Bir kağıda bile ruh katabiliyor fotoğraf. Şimdi bizim gördüklerimizi insanlara aktarmamızı sağlayan fotoğrafın doğumuna gidelim. Yok, böyle değil. İlk kez 10. yüzyılda Arap bilim adamı İbnül Heysem tarafından güneş tutulmasını izlemek için kamera obscura olarak adlandırılan ilkel karanlık kutu kullanılmıştır. Bu karanlık kutunun çalışma sistemi ise karanlık bir odanın duvarına bir iğne deliği açıldığında dışarıdaki cisimlerin görüntüsünün deliğin karşısındaki duvara ters olarak düşmesi şeklindedir. Daha sonra hepimizin ismini yakından duyduğu Leonardo da Vinci obscura çalışmalarında bulundu. Fakat hesaplamalarında yanlışlıklar vardı. Leonardo'nun zamanında gözün görme sistemini gözün kendisinin gönderdiği ışınlarla olduğu sanılıyordu. Da Vinci bunun yanlış olduğu fikrine sahipti. Çünkü böyle bir ışının gözden çıkamayacağını, ancak gözün bu tip ışınları alabileceği fikrini savundu. Ve Da Vinci karanlık odaya görüntü almayı başardı. Fakat kayıt yapan beyni bulamadı. Leonardo Da Vinci'nin şu sözü hiç aklımdan çıkmaz. Evrenin sadık bir aynası olmalıdır. Resim üzerine yapılan çalışmalar yüksek düzeyde bir nesnellik sağlar. Fakat kamera obscura doğanın gerçek taklitçisi olmak için bir araçtır. Nitekim de öyle. Fotoğraflar her zaman gerçeği yansıtmıştır ve göründüğü gibi olmuştur. Evet. 1800'lü yılların ilk çeyreğinde görüntüleri kaydetmenin başka bir yolu geliştirildi. Bu, insan gözünün görebildiği her şeyi kusursuz bir biçimde, aynı insan gözünün görebildiği gibi, iki boyutlu bir yüzeye doğru perspektifle aktarabiliyordu. Bir araç, bir başka deyişle fotoğraf makinesi kullanılarak görüntüleri kaydetmenin yolu fotoğraf olarak adlandırıldı. Evet, ilk fotoğraf makinesi denilince aklımıza ilk bu fotoğraf geliyor. İlla ki internetten, TV'den, bir yerden gözümüze çarpmıştır bu fotoğraf. Evet, bu gördüğünüz ilk fotoğraf makinesi değil. Yani ilk fotoğraf makinesi buysa bunu çeken neydi? Ama dönemin ilk gelişmiş fotoğraf makinesiydi ve cam film sistemi bu şekilde hayat buldu. Tabii böyle bir sistemle çok fazla fotoğraf çekmek de mümkün değildi. Çünkü bu makinenin üretildiği dönemde tır ve dorse henüz icat edilmemişti. Evet, şimdi konumuza yeniden dönersek, ilk fotoğraf nasıl çekildi diye merak edenler için bu açıklama faydalı olacaktır. 1826 yılında Fransız askeriye görevlisi Joseph Nips'in odasından çektiği bu doğa fotoğrafı bilinen ilk fotoğraftır. İlk insan fotoğrafı ise Fransız ressam ve kimyager Louis tarafından evinin penceresinden çektiği bu fotoğraftır. Sol alt köşedeki adam ilk insan fotoğrafının kahramanıdır. Buradan sonraki zamanı biraz daha hızlandıracak olursak, fotoğraf makineleri neredeyse taşınabilir bir hal almıştı. İlk savaş fotoğrafları çekildi. Gelişmekte olan süreç daha da gelişti. Daha sonra Magnum Ajansı kuruldu. Magnum Ajansı'nın kurulmasıyla fotoğraf varsa fotoğrafçı da olmalıydı. Ve artık madde insanla bütünleşip değer, yani ruh kazanıyordu.
İlk renkli fotoğraf ise matematikçi ve fizikçi James Maxwell'in icat ettiği yöntemle objektifli fotoğraf makinesinin mucidi Thomas Sutton tarafından 1861'de bu fotoğraf çekilmiştir. Aynı pozun kırmızı, mavi ve sarı filtrelerle çekilip birleştirilmesiyle elde edilmiş. Ve fotoğrafçılıkta o devrimi bu fotoğraf başlatmıştır. İlk dijital fotoğraf makinesini 1975'te Kodak üretse de ilk dijital tarayıcının mucidi Russell 1957'de bilgisayara aktardığı 3 aylık oğlunun fotoğrafı ilk dijital fotoğraf olarak kabul edilmektedir. Fotoğrafik anlatım dili ve belgesel fotoğrafı dışında 20. yüzyılın ilk yarısına hem teknik anlamda hem de kurumsal yapılanmalar anlamında fotoğrafta önemli gelişmeler kaydedildi. Teknik gelişmeler daha sonraki yıllarda fotoğrafın anlatım diline etki edecekti. Bunların başında Kodak firmasının ürettiği ve 1990 yılında satışa sunduğu Brownie fotoğraf makineleri gelir. Bir çocuğun kullanabileceği kadar basit olan bu fotoğraf makinesi birçok kişinin fotoğrafla ilgilenmesinin de başlangıcı oldu. Günümüzde de artık herkesin cebinde bir fotoğraf makinesi var. Bunu her ne kadar fotoğraf için değilse de sonuçta telefon ihtiyacı doğrultusunda olsa bile bu hayatımızın kaçınılmaz bir konusu. Evet, fotoğraf belki de ceplerimizde gelişiyor. Kendi içerisinde de çok fazla gelişiyor. Saniyede 24 kare çekiyoruz, video oluyor. Saniyede 5 kare çekip hızlandırıyoruz, timelapse oluyor. 3 fotoğraf çekip birleştiriyoruz, HDR oluyor. Ve daha farklı şeyler olmaya devam edecek. Ama hep bir temelde kalacak. Fotoğraf olacak. Günümüzün gelişen teknolojileriyle çok daha fazla ilgi duyulan ve özel günlerin vazgeçilmesi haline gelen fotoğrafçılık, bireylerin gördüğü birleşimleri belirli teknik ve cihazlarla görsel bir sanata dönüştürmelidir. Tamam, bunu anlayabiliyorum. Fotoğrafın sanat olup olmadığı da tartışılabilir. Ama otomatik makinelere güvenip dijital manipülelerle oluşturulup hiçbir teknik bilgi ve tecrübe olmadan açılan fotoğraf sergileri, AVM'lerde, sosyal medyalarda bireysel ilgi için çekilmiş fotoğraflar bu işi basitleştirebilecek mi bilemeyiz. Ama bir kez daha söylemek gerekirse grafik resimler hayali, fotoğraflar gerçeği betimler.